İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi olan toplantısı 18 Eylül'de gerçekleşti. Van Gölü'nde görülen fotoğraf sosyal ağlarda büyük ses getirdi. Dünya Ermeni Zirvesi katılımcıları ayrıca 16 yuvarlak masa etrafında Ermeni kimliği, kültürü ve markasına dair anlatıları tartıştı. Batı Ermenistan'ın evlatları Hovnanyan kardeşler. Artsah ailesinin sürgün sonrası yaşadığı zorluklar, istikrarsızlık ve geleceğin belirsizliğiyle dolu bir yıl. Avedik Çelepyan, Artsah'ın düşüşü hayatımızda yaşanan en büyük trajedidir. Vatan, COP29, COP29'a karşı hedefi belli olan küresel bir kampanyadır. Azerbaycan hükümetinin gerçek çalışma biçimini ortaya çıkarın. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisinin olağan toplantısı 18 Eylül'de gerçekleşti. Oturumun gündemi Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Nelli Harutyunyan tarafından sunuldu. Gündemin ilk bölümünde Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Eylül ayı resmi etkinlikleri listesinde uygulanan etkinlikler ele alındı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ikinci okçuluk kupasının açılış töreni 14 Eylül'de devletin üst düzey yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. 15 Eylül'de yine Zoom uygulaması üzerinden online olarak yayınlanan Anahit Nitsuhi konferansı düzenlendi. Eylül etkinlikleri serisi 26 Eylül'de Zoom üzerinden yayınlanacak başka bir planlı etkinlikle sona erecek. Oturumun sonunda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi'nin faaliyetlerine ilişkin birçok güncel ve önemli konu tartışıldı. Batı Ermenistan'ın Van Gölü'nün Aktamar Adası'ndan yayınlanan video sosyal ağlarda oldukça popüler hale gelirken görünen görüntü özellikle Türk kullanıcılar arasında büyük ses getirdi. Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası ile ilgili burada devasa bir canavarın yaşadığına dair bir efsanenin bulunduğunu da belirtelim. Ve bu videoyu yayınlayan kullanıcı da bunu anlatıyor. Bu videoyu birçok kullanıcı paylaştı. Bazıları Van Gölü canavarını gördüklerini iddia ediyor. İnsanlar bu efsane etrafında iki gruba ayrıldı. Bazıları canavarın gerçekten var olduğuna inanıyor, Bazıları ise bunun sadece bir efsane olduğunu iddia ediyor. Yapılan tüm araştırmalara rağmen canavarın varlığı ya da reddedildiği gerçeği henüz kanıtlanamadı. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Başkomiserliğinin düzenlediği 2. Dünya Ermeni Zirvesi Yerevan'da başladı. Zirvenin ilk gününde güvenlik ve barış konusuna yönelik iki panel oturumu ve dokuz tartışma gerçekleştirildi. Görüşmelerde Doğu Ermenistan'ın güvenliği, yerinden edilmiş Arsak Ermenilerinin haklarının korunması, lobicilik, kamu diplomasisi ve bilgi güvenliği konuları ön plandaydı. Zirve katılımcıları, stereotipleri gözden geçirmek amacıyla Ermeni kimliği ve kültürüyle ilgili konuları da ele aldı. Günün sonunda Doğu Ermenistan Devlet Senfoni Orkestrası'nın özel konseri gerçekleşti. Hovnanyan kardeşler Jirayr, Gevork, Hrayr ve Vahak'ın konut inşaat sektörünün dünyadaki en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. 1959'da ortaklaşa Hovnanyan Brothers şirketini kurdular, sonra ayrıldılar ve her biri kendi şirketini kurdu. Hovnanyan kardeşlerin adı Amerika Birleşik Devletleri'nden Doğu Ermenistan'a kadar kaliteli bir evin eş anlamlısı olarak algılanıyor. Kardeşler Irak'taki Kerkük şehrinde doğdu. Ancak 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Ebeveynleri Ermenilere karşı uygulanan soykırım, Armenositten kurtulan Sebastia ve Malatya şehirlerinden geliyordu. Hovnanyan kardeşlerin her biri pek çok ödül aldı. Ancak bunların arasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ev inşaatı sektörünün en büyük kuruluşlarından biri olan Gevor Hovnanyan'ın Hovnanyan, Hovnanyan Enterprise'da benzersiz başarılara imza attı. Ray Hovnanyan, yaşlılara yönelik yerleşim bölgeleri tasarlama alanında liderdir. Kardeşler, Vahagni bölgesi aracılığıyla Doğu Ermenistan'da Amerikan tarzı banyolerin gelişmesine ivme kazandırdı. Zorunlu yerlerinden edilen Arsak Ermenilerinin barınma ve gündelik zorluklarla boğuştuğu bir yıl doldu. Ardak Vartanyan dört çocuğuyla birlikte beş kez taşındıktan sonra Apovyan'da kirada yaşıyor. Vartanyan'ın eşi Narine, Eylül 2023'te Stepanagert akaryakıt deposunun patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Artık Ardak çocuklara tek başına bakıyor. Ayda 50 bin dramla devlet desteğiyle geçiniyor. Bu da masrafları karşılamaya yetmiyor. Doğu Ermenistan hükümeti Artsak'ta yaklaşık 25 bin aileye konut yardımı programını duyurdu. Vartanyan ailesine 18 milyon dram destek verildi ancak para ev almaya yetmedi. Konut programının uygulanması yavaş ve başvuruların çoğu halen değerlendirilmektedir. Sosyal aktivistler programın etkisiz olduğunu ve sıkı bir şekilde düzenlendiğini belirterek programı eleştiriyor. Artak satranç öğrettiği ve eşinin köy hemşiresi olarak çalıştığı memleketi Sıznek'teki hayatını sevgiyle anıyor. Tarımla uğraşıyorlardı, arıcılık yapıyorlardı ve geniş bir sebze bahçeleri vardı. Bütün bunları vatanlarını terk etmek zorunda kaldıklarında bırakmak zorunda kaldılar. 2020 savaşının ardından Stepana de aracılık yapmaya devam ettiler. Artık üçüncü kez yeni bir hayata eşi olmadan başlayan Ardak'ın asıl derdi istikrarlı bir yuva bulmaktır. Ardak iş bulup aracılık işine geri dönmeyi umuyor ancak çocuk bakımı ile iş aramayı birleştirmek şimdilik zor. Avedik Çalapyan, Hayakıve adlı gelişimin Fezül paylaşımında Artsakh'ın trajik düşüşüne değiniyor. 10 Aralık 2022'de Azerbaycan Şuşi'ye giden yolu kapatarak Artsakh'a yönelik uzun kuşatma ve saldırıya başladı. Artsakh ordusunun direnişine rağmen güçler eşitsizdi ve herkes tarafından terk edilen Artsakh teslim oldu. Çalapyan bunu en büyük trajedi ve günahlarımızdan kurtulmamız, tövbe etmemiz, iyileşmemiz, millet olarak yaşamamız ve yeni bir güç bulmamız için bir uyarı olarak görüyor. Aksi takdirde bu yağma ortamından millet olarak geleceğimiz olmayacak ve er ya da geç Artak'ın başına gelen trajedi bir zamanların şanlı büyük Ermenistanından kalan bu son Ermeni toprak parçasını da etkileyecek. Ona göre Artak'ın dirilişi ve güçlü bir Ermenistan'ın yaratılması Ermenilerin görevidir. Birleşmiş Milletler imayesinde 29. COP29 konferansının amacı, biyosferin değişimi ve bozulması ile ilgili konuların detaylı ve dikkatli bir şekilde incelenmesi ve tartışılmasıdır. Bu toplantı, en büyük petrol üreticilerinden kaynaklanan doğal ve insan yapımı felaketler de dahil olmak üzere her geçen gün bozulan dünyanın biyosferini acilen kurtarmanın mümkün olduğuna inanan yaklaşık 200 ülkeden temsilcileri bir araya getiriyor. İnsan ve Diğer yasaların yanı sıra biyosferi yolsuzluktan uzak tutan yasaları da ihlal eden Bakü, sakin ve kendinden emin bir şekilde biyosferi korumaya çalışarak dünyayı yozlaşmış yeminine davet ediyor. Unutmayalım ki bu toplantı ona Yerevan'daki tırnak içerisindeki arkadaşları tarafından hediye edilmişti. Çünkü bu toplantının başlangıçta Yerevan'da düzenlenmesine karar verilmişti. Bölgenin biyosferi de atıkların yeniden değerlendirmesi nedeniyle bozuluyor. Bir Ermeni için meskenin kendine has bir ağırlığı vardır. Artsaha saldırının aşamalarında Azeri ordusunun ilerleyişini kolaylaştırmak için Türk ordusu ve Türkiye'nin sağladığı terör örgütleriyle işbirliği içinde ormanları yangın çıkarıcı malzemeler ateşleyerek geniş orman alanlarına verdiği zarar ve eylemler unutulmazdır. Gökten düşen ateşler Kavalcımlar ve fosfor bombaları tarlaları, bitkileri, akaryakıt istasyonlarını hatta canlıları küle çevirdi. COP29, COP29'a karşı hedefi belli olan küresel bir kampanyadır. Azerbaycan hükümetinin sorumluluğunu üstlenmek ve gerçek çalışma şeklini ortaya çıkarmak. Bu 44 gün savaşında kaybedilen askerlerin, rehinelerin, esirlerin ve tutsakların trajedisini tartışmak ve sahneye çıkarmak için altın bir fırsat. Yerevan'ın mevcut yetkilileri için o sayfanın kapalı olması garip bir olgu ama ortada adalet için savaşan hiçbir insan yok. Bu bağlamda Uluslararası Ceza Mahkemesi eski başsavcısı Luis Moreno Ocampo'nun kapsamlı çalışması gerçekten takdir ediliyor ve memnuniyetle karşılanıyor. Aklını peynir ekmekle yememiş her Ermeninin soru sorma hakkı vardır. Dünyada düşmanın elinde oyuncak haline gelen vatandaşlarını bu kadar pervasızca yok sayan bir hükümet var mıdır? Peki her gün Bakü liderleriyle görüşen Doğu Ermenistan yönetimine nasıl bir nitelik verilebilir? İklim değişikliği zirvesi olan COP 29'un amacı iklim koşullarını doğrudan etkileyen biyosfer bozulması sorunlarını tartışmaktır toplantıya siyah altın üretimi ve Hazar Denizi ve çevresini kirletmesiyle tanınan Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 200'e yakın ülkenin temsilcisi katılacak. Bu saçmalık çünkü Azerbaycan hem insan hem de çevre yasalarını ihlal ediyor. Toplantının başlangıçta Yerevan'da yapılması planlanmıştı ancak mevcut hükümet geri adım atarak toplantıyı Bakü'ye devretti. Azerbaycan'ın Aras Savaşında kullandığı fosfor bombaları ve diğer yasaklı maddeler çevreye ve insan hayatına zarar veriyordu. KOP 29, 44 gün savaşının mağdurlarının, tutsaklarının ve Ermenilerinin haklarını gündeme getirmesi gereken bir platform haline gelmeli. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.